Herkese merhabalar sevgili dostlar. 15 Kasım Bursa Cuma günü yarış programı tahmin ile sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Şanlıurfa tahminleri de kanalımızda mevcut ve İstanbul tahminleri de kanalımızda mevcut bilginize. Şanlıurfa'da sadece bir tane banko tekli bir oyun yaptık. Orada aynı zamanda sıralı ikili de verdik. altı koşu var zaten. Yani alternatiflik tabii ki baktık ettik ama yani pek de alternatif teknik bir yarış yok. Onu belirteyim. Ee, ama tabii bir yandan da İstanbul var İstanbul'da 11 koşu var Yanlış duymuyorsunuz 11 koşu e, Galiba e, Türkiye'de bir ilk Yaşanacak 11 koşul bir program e, Denk gelmiş vaziyette e, Onun da tabi ki izlemek isterseniz kanalımızda mevcut e, Videosu tahminlere bakabilirsiniz Bursa'da ise 9 koşul bir program Yine 2-6'lı var İstanbul'da da yine 2-6'lı var Böyle bir planlamayla şimdi karşınızdayız Bursa için e, Kanala abone değilsek abone olalım Videoyu beğenelim Katılıyıcı olarak veya teşekkürler üzerinden destek verelim diyorum. Teşekkürler butonu biliyorsunuz ki videonun videoyu beğenme işaretinin sağ tarafında bulunmaktadır. Oradan destek verebilirsiniz. 1.5'da ilk yarış meydan 2 yaşlı İngilizler 1400 metrede Çin pistte çıkacaklar. Bu koşuda Kurterekülüsü'nün iki farklı isimde gizli ekülü konumunda start aldığını görmekteyiz. 1 numara Blue Song ve 2 numara Distance Runner. Son yarış ikinci olan 18 gün evvel koşan Distance Runner 2 numara Hışman Çizik de favorimizdir. Yalnız gizli ekürüsü Ahmet Çelik derse Blue Song'un da şans olduğunu unutmayalım. O da sadece 2 yarış koştu. 3. koşusunda daha etkili performans da sergileyebilir nihayetinde. Bu yüzden 2 numara ardından 1 numara olacak şekilde oyuna başlıyoruz. Oyunu genişletirken arkadaşlar 18 gün evvel ikinci olan bir diğer isim Mustafa Çiçek Rocket Fire 7 numaraya şans tanıyacağım. Bu üç atlı oyun yeterli olabilir ama geniş kuponlarınız için tercih edebileceğiniz 1.25'leri gören Eren Kadirlerle Black Sea Beauty 8 numara ve e, orada Onur Gökçe'yle birlikte King Pisa 5 numara arkadaşlar olmuştur. Yani 5 atlı bir oyuna çıkabilirsiniz. 2-1-7-8-5 şeklinde planlamayı yapmış bulunuyoruz. İkinci koşu saat 2'de şart 3 dişi 4 yaşlı Araplar 1400 metre çim pist yarışı olacak. Arkadaşlar burada 8 at var. Buranın favorisi e, her türlü kalitesiyle birlikte Henna Girl 2 numaradır. Yani 57 handikap puanıyla burada zaten sivriliyor diyebiliriz. Çetinok idaresinde izleyeceğiz safkanı. Tek olur mu? Olmaz. Çünkü son yarış performansları pek de etkili değildi son iki yarışı. Ama favori olduğu bir gerçek. Mahsun Turan'la İdil Yıldız 3 numara onun rakibi olur. Bir hafta evvel 4. oldu. Bir önceki yarışını ise kazanmıştı. 46 handikap puanındaki Safkan. Ve son olarak da arkadaşlar burada 11 günlük arasıyla gelen ve yeniden belki tabela yapma durumu olan ve hatta galibiyeti belki kollayacak olan Dilçağ 1 numara cazip olması bekliyorum. Eren Kadirlerle Tercih edebilirsiniz. 2-3-1 şeklinde toplam 3 atlı bir sıralama verdik. Yani dediğim gibi aslında 3 at verdiğimiz için belki bir alternatiflik düşünülebilirdi ama biz bu fikre pek yanaşmadık. Henna Göl favor olmasına rağmen İdil Yıldız bilhassa burada rakip olacağı için bu ihtimali düşük gördük. Dil çağda tabii ki fırsat kollayacaktır. O yüzden 3 atlı bir oyun daha makul gözüküyor. Üçüncü koşu saat 2.30'da buçukta. şart 4 4 yukarı Araplar 2000 metre çim pist yarışı. Arkadaşlar burada Kadir Tokoçoğlu ile birlikte 7 numara Afşar'ın e, yeniden bir çıkış yapması bekliyoruz. At pist ayırt sizin koşabilen bir at zaten. Sadece bu sene yarış görmüş olmasından tabii ki mütevellit bir ee, hani performansı çok iyi değilmiş gibi gözüküyor belki ama aslında iyi ee, şöyle gösterelim size hemen kum pistte tabii yapmış olması bu yarış görme sürecini daha iyi oldu onun adına diyebiliriz ee, şöyle ki bakın 2023 şurada koştuğu yarış ardından 2024 yani bir sene aradan sonra e, gelip kumda 6. oluyor şart 4'te sonra bir şart 4 daha yine 8 Kasım'da beşincilik bu arada tabii 1300 1800 koşmuş vaziyette Safkan şu anda 2000 metre bunu çıkartabilir mi tabii bir hafta ara birazcık soru işareti olabilir ama yine de atın artık yarış görme serüvenini tamamladığını ve daha etkili performans sergileyeceğini söyleyebilirim. Ardından burada tabii Kurtelikürüsü'nün e gizli ekili konumundaki iki safkanı var. Birisi 2 numara Günyeli. Cem Altun'la birlikte önereceğiz. 15 gün evvel dördüncü olan safkan. Ardından Işman Çizik'le Kurtelikürüsü'nün e ağırdaşı olan 6 numara Silahlı'yı tavsiye edeceğiz ki 5 gün evvel 3. oldu. O da sadece bu sene 4 yarış koştu. O da yeni yeni oturdu, adapte oldu derken şimdi bu yarışta iddiası olacaktır. 2 numara Günyeli de burada start alıyor dediğimiz gibi. Biz oyunda 7-2-6 şeklinde bir küçük kupon öngörüyoruz ama geniş kupon için Mehmet Kaya ile 4 numara Allergül'ünü bilhassa tavsiye ederiz. 4'üne belki ile birlikte. Ve Muhammed Mirbilgin dersi, de 3 numara Dobar belki olabilir. Ya Dobar bir gün iyi koşuyor. Şimdi bir gün kötü koşuyor. O yüzden tam anlamıyla e, net bir şey söylemek mümkün değil Dobar'la ilgili. O yüzden onu sıralamada geriye attım diyebilirim. Hatta Allergül'ünün de baktığımızda e, içinden çıkacak. E, burada Allergül'ü en dış kuvarı kapmış vaziyette. Dobar bir yanında. Hatta Dobar e, Allergül'üyle Afşar'ın arasından çıkacak. Çünkü görüyorsunuz Afşar 6. kulvarda bu detayı da paylaşmış olalım. Dördüncü koşu 16 handikap saat 3'te koşulacak 3 yukarı İngilizler 1200 çim pist yarışı Arkadaşlar burada izleyeceğimiz şöyle gösterir. Moniçe'de Safkan var. Yine kurtarı kürüsünün gizli kürler konumunda olduğunu görmekteyiz. Bu arada arkadaşlar tabi bu koşuyla ilgili e, favori olarak biraz da belirteceğimiz isimle başlayalım o zaman. 3 numara Mehmet Kayı Dersi Dilo favorimiz olmuştur. Ardından e, burada 1 numara Gravity of Love diyeceğim. Mahmut Bay Dersi Safkan. E, 32 gün evvel 3. ülkeye etmişti son yarışında. Ee, ve verdiği arayla ve bu mesafede kısa bir mesafe yarışa geleceği için çok da kuvvetli olması bekliyorum o diyebilirim. Geriye kalan isimlerden arkadaşlar devam edeceğim. Love Sun 7 numara diyeceğim Mahmut turan dersindeki safgan. Ee, sonrasında burada e, Dance of the Ocean 10 numara Cemal Paso'yla ve 11 numara Angel Quest Onur Atmaca'yla Kurt Eylül Kürüsü safganlarına şanslanacağız. Yani oyun bu şekilde yeterli olabilir. 3 numara, 1 numara, 7 numara, 10 ve 11 numara şeklinde bir planlamaya gittik diyebilirim. Daha fazla at isteyen varsa tabii ki tuttuğunuz herhangi bir safkanı kuponlara ilave edebilirsiniz arkadaşlar tercihinize göre. İkinci altılı başlangıç ayağı. Burası o yüzden burada birazcık daha dikkatli olunması gerekiyor diye düşünüyorum. 5. koşu saat 3.30'da şart 4 3 yaşlı Araplar 1500 çim pist yarışı. Arkadaşlar burada izleyeceğimiz 14 adet safkan bulunmakta. Tabi bu yarışta şimdi baktığımızda favori olarak göstereceğimiz isim Ahmet Çelik ile birlikte Fakiroğlu 5 numara olmuştur. Fakiroğlu kazanmaya çok yakın ama ben böylesine bir yarışta da hani tek verilir mi verilmez mi konusunda biraz arada kaldım. Çünkü zor yani zor bir yarış. Fazla at var birbirlerine yakın düzeyde atlar. E, Fakiroğlu kazanmaya çok yakın Ama tek olmayacaktır Çünkü denenmesi gereken isimler var Bilhassa Mustafa Çiçek'le Müşabehet 13 numara e, Yine Kurt Kürüsü'nden izlediğimiz bir isim olacak Burada ve tabi Mahmut Turan'la Bir numara Faik Bey'e dikkat diyeceğim e, Onu da burada öneriyorum Mehmet Kaya'yla Güneren 6 numara Son yarış 5. kalsa da yazılabilecek burada bir isim Başka bir at yazmak istiyorsanız fazladan istediğiniz bir at varsa Tolga Yıldız'la hadi bakalım 10 numarayı öneririm. Daha da fazlasına gerek yok. Onu zaten belirteyim arkadaşlar. 5 numara 13 numara başta olmakla birlikte sonra 1 bir numarayı ardından da işte burada yine bir diğer tercih olarak 6 numarayı ve 10 numarayı da oyuna dahil edebilirsiniz arkadaşlar. Sıralama aynen böyledir. Kupon bu yönde genişletilebilir. Altıncı koşu Yeşil Bursa koşusu ve geldik işte burada bankotekimizin olduğu yarışa kısa vade 9.3 yukarı İngilizler 1800'de kuma çıkacaklar. Son yarışı 20 gün evvel ikinci olan Mehmet Kaya ile Warden Cliff 3 numara banko tekimizdir. Yani ben son yarışı kazanmasını bekliyordum şahsen kazanamadı ama şu an bu grup çok daha rahat bir grup. O yüzden burada bankotek olması çok daha 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 netleşmiş vaziyette. Şöyle bir gösterelim hangi yarışları koştu. Ankara Kalesi grup 1 koştu ikinci oldu. Daha evvel grup Uğur Üçer Gazi. kısa işte baktığımızda yine kısa 9 bir kocayla sanayi odası. Sadık Giz kısa 9. Böyle böyle performanslarla yani Ocak ayından beri geçilmeyen bir safkan vardı açıkçası son yarışındaki performansına kadar. O da ikincilik tolere edilebilir en grup bir bir yarış. Şu anda kısa vade 9'da bu grupta Yeşil Bursa'da kazanması kazanmasını bekliyorum net bir şekilde. Mehmet Kaya ile 3 numara Warden Cliff. Banko tektir arkadaşlar. Dispergatör sıralı ikili için iddialı olacak ama Kazenu Sudan da bir sürpriz gelebilir. O yüzden sıralı ikili son kanaati, ilgili son kanaati size bırakıyorum. Hani isterseniz 3 arkası 2'yi veya 3 arkası 4'ü Burada tercih edebilirsiniz 3 numara Warden Cliff Bankotek 7. koşu saat 4.30'da kısa vade 8. 2 yaşlı İngilizler 1200 Çin pist yarışı 5 Safgan start almakta. Arkadaşlar burada Mustafa Çiçek idaresindeki polstar 5 numara bizim favorimiz. Peşi sıra Nothing Hill 4 numarayı tercih edeceğim. Bu arada polstar'da Mustafa Çiçek var. Nothing Hill 4 numara. Mehmet Kaya Bincek o da 20 gün evvel kazanmış bir Safgan burada. Ve 1 numara Asaltın arkadaşlar. Son yarış 4. kalsa da ihtimal dahilinde düşünüyorum. Geniş kupon isteyen arkadaşlarımız burada sürprizleri açık olur hepsi yapabilirsiniz. 5 4 1 küçük kupon, geniş kuponsa hepsi olacak. Bu koşta fazla bir detay bulunmamakta. O yüzden burayı biraz kısa tuttuk. Zaten 5 at var. Geçiyorum 8. koşuya. Saat 5'te 8 atın start alacağı meydan mücadele 2 yaşlı İngilizler 1400'de çimde izleyeceğiz. Arkadaşlar bir hafta evvel koşup ikinci olan Mehmet Kaya ile Effect 2 numaralı Safkan bizim favorimizdir. Tabii rakip Onur Yıldız arasına rağmen verdiği araya rağmen 7 numara Zaganos'u değerlendirmeye alacağım. Ee, sonra Cem Altun'la birlikte Migrasyon 8 numarayı burada yazacağız. 2, e, 7 ve 8 küçük kupon için yeterli olur. Olası geniş kuponlarda 6 numara Warriors Path, e, Doğukan ile birlikte tercih edebiliriz. 18 gün evvelki ilk çiminde 3. olmuş bir safkan en nihayetinde. Ve bir de e, son yarışlarda biraz tabela dışı kalsa da Çikok Özkan Bey 1 numara, İbrahim Sefa Söğüt birlikte tekrardan bir şans tanınabilir diye düşünüyorum. E, bu ata e, en nihayetinde çimde tabelaları bulunmuş bir safkan geçmişte. Buna istinaden geniş kupon için e, burada 6 numarayla birlikte tercih alınabilir. 2-7-8 ve 6-1 ilavesi söz konusu bu koşuda. 9. ve sonuncu koşuya gelmiş bulunuyoruz. Saat 5.30'da 16 handikap 4 çıkar Araplar 1400 çim pist yarışı arkadaşlar. Burada izleyeceğimiz 14 adet safkan bulunmakta. E, favori olarak göstereceğimiz isim bu yarışta e, 4 güne var kazanan bir safkan Atılım Beyi 10 numara olmuştur Tolga Yıldız'la birlikte. Yani tabi burada safkanların e, bittiği ciddi bir manada e, olan bir safkan grubu 4 gün evvel start aldı. O yüzden e, bu atın çok da fazla böyle dinlenme ile ilgili bir sıkıntısı olacağını düşünmüyorum. Hani 28 gün arayla gelen, 7 gün arayla gelen, 13 gün ve 8 gün arayla gelen atlar var. Bir de 5 gün arayla gelenler var. O yüzden çok fazla bir fark yaratmayacaktır. E burada e, hani en çok dinlenen Lapistes mesela 11 numara. Onun şansı zaten daha az gördüğümüz için aynı kategoride değerlendiremeyiz bile. 10 numara Atılım Bey burada arkadaşlar e, favorimizdir. 4 gün evvel kazandığı yarışla birlikte 10 numarayla başladım. Ardından 5 gün evvel koşup 4. olan Kadir Tokoçoğlu ile Kaya Alp Bey 3 numarayı değerlendirmeye alıyorum. 13 gün arası burada belki biraz fark yaratabilir onun için genel kalitesinde göz önünde bulunarak 2 numara Nevesta arkadaşlar yazmanızı önereceğim bir safkan Mertcan Çelik birlikte. Yani burada 10, 3 ve 2 şeklinde 3 atlı bir oyun söz konusu olabilir. 4 gün evvel ikinci olan 7 numara Argalı Muhammed Mirbilgin ile birlikte geniş kuponlar için ilk tercihiniz olmalıdır diye düşünüyorum. Ondan sonra da burada artık geniş kuponda e, Lapistes 11 numaraya şans tanıyabiliriz. Yani her ne kadar tabii ki kalite olarak bir adım daha geride kalsa bile mesela atılım beyine göre en nihayetinde 28 günde bir dinlenme süreci var ve 51 kiloda start alacak. Bu ve benzeri sebeplerden ötürü de bir sürpriz ihtimali için en azından 11 numara Lapistes'i deneyebiliriz son hanede geniş kuponda. Bu şekilde arkadaşlar bu videoyu bitiriyoruz. E, bu koşu veya herhangi bir koşuda tuttuğunuz, yazmak istediğiniz, içinizde kalan bir safkan varsa arkadaşlar yazabilirsiniz. 6. koşuda Warden Cliff 3 numaranın bankotek olduğu ve tek bankolu bir planlama bilhassa yaptık diyebiliriz. Ya tabi başka yerlerde de aslında denenebilirdi. Başka atlar belki tek geçilebilirdi ama biz bu yönde bir karar aldık. Bu programda sadece 6. koşuyu bankotek olarak geçip her iki altı da bağlamış olduk. Şanlıurfa yayında 6 koşu var. Orada da bir banko var ve İstanbul yayında İstanbul'da sadece e, belki de yani ilk defa gördüğümüz bir durum. E, 11 koşulu bir program var arkadaşlar. E, 11 koşu biliyorsunuz hiç rastlamadık yani. Ya 10 koşu olur ya 9 olur ya 8 olur 7 olur 6 olur ama 11 koşu ilk defa oluyor diyebilirim. E, şu anda e, yani böyle bir program var. E, onun için e, İstanbul videosunda yayında olduğunu belirtmek istiyorum. Kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Katıl olarak veya teşekkür teşekkürler üzerinden destek verelim diyorum ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.